Düğün videoları da çekiyor musunuz abi? Abi düğün, sünnet, kına, homemade, gezi, tatil hepsi var bizde. Ha, bak o işte iyi para var diyorlar sektör dışından ya. Kafana göre para söylüyormuşsun değil mi? Abi yok, bizde tarife belli. Fix fiyat bizimkisi. Abi ben geçen bir arkadaşın arkadaşının düğününe gittim. Fotoğrafımı çektiler. 20 TL para istediler. Ne diyorsun? Kır düğünüymüş o. Nikah memuru da düğüne gelmiştir. Hakikaten ha, nereden bildin ya? Fiyattan abi. Her düğünün fiyatı ayrıdır. Bağcılar Evlendirme Dairesi'ndeki düğünün fotoğrafından al alabiliyorsan 20 TL'yi. Yemin ediyorum haber olursun bütün ülke seni konuşur. Ha, muhite göre yani. Yani. Bak Bağcılar Belediyesi'nin arkasında Hüseyin abinin yeri var, nargile salonu. Çok güzel yer. Bir ara gideceğim onunla da röportaj yapacağım da. Neyse konumuza dönelim. Oğlum onun hunu bir kaldı. Bugün adamın suratına. Vesikalık iyi para bırakıyor mu ya? Vize pasaport için iyi para alıyorsunuzdur. O da değişiyor abi. Mesela Amerikan vizesinden 25 TL alıyoruz. Bulgaristan vizesi 15 TL. Fotoğrafçılar Birliği ülkelerin ekonomik gelirlerine göre bir fiyat listesi belirledi. Bir saniye kardeşim, bir saniye ya. Yetkiliyle görüşeceğim ben. Çekim var çekim, yabanilik yapma. Ama böyle olmaz ki tam konuşurken. Onu indir oğlum, indir. Abicim hayırdır ya, 10 dakika sonra çektir vesikalığını. Çok mu acil ya? Ben fotoğraf çektirmek için gelmedim beyefendi. Benim bir maruzatım var. Hazır böyle kameralar falan da buradayken. İstenmedik çıban gözde çıkarmış. Kaçarı yok. Anlat bakalım. Ama Ahmet Bey. Ya sen dert etme, ben onu masada hallederim kurguda. Devam et sen. Beyefendi, şu adamın vitrinine, fotoğraflarına bir bakar mısınız lütfen? Ama bütün fotoğraflara bir dikkat kesilin, rica ediyorum. Abi her yerde senin fotoğrafın var ya. Ünlü müsün sen? Manifaturacıyım ben kardeşim. Ama bu herif yüzünden bütün mahallenin eğlencesi oldum ben. Esnaf bende dalga geçiyor ya. Yani gelip oradan iki top kanvas, bir de şöyle yan profilden gülen bir fotoğrafınız lütfen falan diyen müşteriden bıktım, usandım. Abi askerlik fotoğrafları tamam da bak, burada yenge var, düğün fotoğrafı var. Ayıp, bari bunları koymasaydın. Ya nereden bulmuşsa bulmuş. Yani sünnetlik fotoğrafımı bile koymuş, bakar mısın? Aa, bu da mı sensin ya? Ya sen rahat ol, tanımazlar seni bu fotoğraftan. Kavga ettim. Karakolluk olduk. Ama bir türlü lafı dinletemedim. Lütfen söyler misiniz, bu fotoğrafları kaldırsın. Ustacığım sen niye koyuyorsun bu adamın fotoğraflarını ya? Niye kardeşim, yasak mı? Değilmiş. Usta, CF kart var mı ya şu şeyle? Ahmet. Gökmen abi. Sayın görüntü yönetmenimiz Gökmen abi. Ana Onur. Zafer, tüm ekip burada bizim. Hoş geldin. Evet. Biz de çekimi bitirmek üzereydik. Şimdi çok şey bak, kadraj bu. Şey yapmasın. Zafer, oğlum siz halledin çekimi, tamam mı? Ben Gökmen abinizin peşine düşüyorum. Abicim kusura bakma, görüşmek üzere. Ama bir dakika ne oğlum? Abi senin işini halledeceğim ama şimdi değil. 2-3 haftaya, hadi. Biraz karısı koçuk ama neden fotoğrafçılık? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.